Arkadaşlar merhaba, ben Üçte Hoca. Yüz örnek kampımız gümbür gümbür devam ediyor. Bugün bir ara verdik çünkü tamlamalara geçeceğiz. Çok ağır bir konudan yüz örnek göreceğiz. Ama öncesinde bir sözcükle yapı attık. O da çok ağırdır. Ses bilgisi atıldı. Yani hocam bu ses bilgisi ve sözcükle yapı kısmını şöyle sağlam bir tekrar yapın lütfen. Sonrasında yarın inşallah tamlamalar gelecek. Hadi bakalım, ona da bir hazırlık olmuş olsun. Geldik vazgeçe hocam. Vazgeç diyeceğiz de neyden vazgeç diyeceğiz? Gelin isterseniz satır satır bir bakalım. Şuraya kocaman bir ünlem yapalım da hakkını versin hocam. Haydi başlıyoruz. Çalışmalarına verdiğin araları uzatmaktan vazgeç hocam artık. Şu dakikalarda, belki de şu günlerde çok sık yaptığımız bir şey bu. Birçoğumuzda görüyoruz, duyuyoruz, hissediyoruz, tahmin ediyoruz bir şekilde. Ya hocam Allah aşkına şu diziyi bir izleyeyim. Ondan sonra zaten ben çözerim. Yine onlarca soru bekliyor. Ben bugün yardırırım hocam diyor. Gece gündüz çalışırım. Yeter ki şu bölümü bir izleyeyim. Bir oturuyor adam, bölüm ardından çay, sohbet, muhabbet, maç özeti falan derken bir bakıyor gün gitmiş. Ha yok hocam ben o kadar abartmıyorum diyenler. Bölüm 2 saatse neyse, 1-1,5 saatse bir anda şudur budur, biraz da şu, biraz da bu, bir de geçmişe bir bakalım falan. 3-5 saatin gitti görüyoruz. Lütfen çalışmalarda verdiğiniz araları uzatmaktan artık tamamıyla vazgeçiniz. Aradan kastım şu arkadaşlar. Mesela bir 20-25 dakika çalıştınız diyelim. Bir 5-10 dakikalık bir ara verdiniz. Hadi en fazla 10 dakika olsun. İşte şu aradaki kaynamalardan aslında bahsediyorum. Hocam bir 5 dakika daha, bir 15 dakika daha. Bir bakıyorsun bir süre sonra adam 20-25 dakika çalışıyor, 40 dakika dinleniyor mesela. Ondan sonra tam tersi bile çok hoş değil ama ondan sonra bir bakıyorsun yayılmış gitmiş, gün geçmiş, 5-6 saat çalıştığını düşünüyor. Geriye baktığın aslında 5-6 saatlik periyotların bir 10-15 dakikalık sürelerle sınırlı kaldığını görüyor. Yani sizden ricam lütfen araları uzatmayın. Yani çalışıyorken de atıyorum 12 ile hocam işte 7 arası ben çalışacağım. 12 ile 19 arası ben çalışacağım. Ne kadar bir 6-7 saatlik bir süre burada canavar gibi çalışabilirim dediğin an itibariyle 7'den sonra ne yapacaksan yapabilirsin. Yani o ara uzatmaları lütfen ders bitimlerine yapmaya çalışın. Lütfen şu araları, yani teneffüs mantığını lütfen bozmayın, olur mu? Peki araları uzatmaktan vazgeç dedik. Geldik bir diğerine. Hocam herkes uçta gidiyor vallahi diyor. Ben yerimde sayıyorum. Algısından vazgeçmenin tam zamanı. Aksi halde duvara toslayacağız hocam sınavda. Vallahi billahi artık tam zamanı, bugün itibariyle şu algıdan bir kurtulmalısın. Yani herkes seninle aynı, rahat ol. Fakat aramızda tabii ki daha çok çalışanlar olacak. Onlar da hak ettiği yerlere gidecek. E o zaman biz de onlardan olalım hocam. Biz de kasalım. Biz de çalışalım. Lütfen ben yerimde sayıyorum algısını tamamen bırakmalısınız. Bundan vazgeçmelisiniz. Çünkü bu algı sizi gerçek anlamda tembelleştirecek. Arıyorsun arkadaşını, diyor ki ben günde şu kadar soru çözdüm. Ya herkesin şartı, olanağı ya da herkesin hedefi farklı olabilir değil mi? Herkesin zeka kapasitesi, çalışma kapasitesi farklı tabii ki. Doğal olarak sen belki 100 soruyla bir konuyu halledeceksin. Belki o ne bileyim 50 soruyla halledecek değil mi? Doğal olarak sen bu 100'ü doldurursun. Birkaç da üzerine eklersin. Tamamdır, sen kendine bakarsın. Kendini geçmeye çalışırsın. Daha önce de bahsettik. Lütfen rakibiniz, sadece rakibiniz, rakibiniz olmasın. Rakipleriniz diyecektim. Rakibiniz lütfen sadece kendiniz olunuz. Kendinizi geçmeye çalışınız. Şu ben yerimde sayıyorum algısını bir bırakalım. Çalışmalarımıza bir devam edelim. Kendimizi göreceğiz. Meyveleri böyle Mart gibi falan almaya başlayacaksınız arkadaşlar. Şu an bir meyve alma döneminde değiliz değil mi? Şu an sorularımızı çözeceğiz, konularımızı bitireceğiz, tekrarlarımızı yapacağız, anlamadıklarımızı soracağız, bir daha izleyeceğiz falan. Şu an o dönemdeyiz arkadaşlar. Şu an ölçüm döneminde değiliz. Ölçüm dönemi Mart ayıdır arkadaşlar. Mart ayı itibariyle birlikte, hani itibariyle birlikte ne demek? Mart'ın girişi itibariyle diyelim haydi. Ufak ufak kendinde gelişmeleri hissedersin. Netlerin yavaş yavaş yükselir. Bir deneme patlatırsın mesela Mart'ın sonuna doğru falan, çok faydalı olur. Ulan bir bakıyorsun netlerde ufak ufak yükselmeler. Ha, olmazsa da kamplar var zaten. Her türlü ayakta tutacağız sizi inşallah ama yine de Mart'ın böyle sonlarına doğru falan yapacağınız denemelerde, test çözümlerinde vesairelerde, taramalarda çok daha güzel sonuçlar alırsınız. Şu an herhangi bir ölçüme gitmeyiniz. Hocam ben 2 yıldır hazırlanıyorum. Mezunum, bilmem ne, fark etmez hocam, fark etmez. Her yılın dinamiği farklıdır. En baştan almadın mı sen de? Evet, sen de en baştan aldın. Doğal olarak lütfen bu yılda kendi içerisinde değerlendir. Hocam ben şu kadarca çalışıyorum. Artık netlerimin şu zamanda şöyle olması lazım falan. Aa. Ya Mart ayında ufak ufak göreceğiz kendimizi. Doğal olarak sizden ricam şu an herhangi bir ölçüme gitmeyiniz, olur mu? Aynen rutin çalışmalarınıza, paragraflarınıza, sorularınıza vesairelerinize devam ediniz. Peki hocam devam. Bu iş sadece evde çalışarak olmuyor. Yanlışından vazgeçmelisin. En büyük yanlışlardan bir tanesi de bu. Şimdi öğrenci oturuyor hocam, bir bakıyor şöyle sağına soluna. Sağında Ahmet, solunda Mehmet. Lan hepsi dershaneye gitmiş falan. Ya da bir şekilde bir sistem kurmuş. Bir yerden bir şey almış, çözmüş falan pisten. Yani sürekli bir takviyelerle gitmiş. Ben sağ sadece evde çalışıyorum. Aa, bu iş olmayacak diyor. Herkes öyle kazanmış. O zaman senin şu derece yapan öğrencilerden haberin yok.
Artık biliyorsunuz derece yapan öğrencilerin çok %50'sinin belki üzerinde bir oranla YouTube kanalı açma muhabbetleri var çok fazla. Güzel örnekler oluyorlar aslında. Yani şöyle baktığınız zaman değil mi? Hikayelerde sürekli bir evde çalışmaya vurgu var. Yani ben şu dershaneyle kazandım diyen birini duyduk mu? Yok. Eskiden öyle bir şey olurdu değil mi? Böyle afişler asılırdı falan. Türkiye birincisi bizden çıktı. Hala var ama yani bir kişi, iki kişi, üç kişi, beş kişi oradayken birçoğunun evden çalışarak acayip dereceler yaptığını görüyorsunuz. Ha hedef sadece derece yapmak mı olmalı? Hayır. Yani şu üniversite, şu bölüm. Hadi üniversiteyi de çarpıladım, geçtim. Şu bölümü kazanacağım ben. Ne yapmam lazım? Türkçeden bu kadar, matematikten şu kadar, tarihten, coğrafyadan, felsefeden, dinden vesaireden. Şu kadar neti yapabilirsem ki şimdilik şu kadar yapıyorum. Tamam ben kazanabilirim dedin. Tamamdır. Yani senin çizelgen hazır az çok değil mi? Netler az çok belli. Ha netler bizi yanıltabilir. Belli olmaz. Bu sene çok daha iyi yaparlar, netler düşer. Ya da ne bileyim çok kötü yaparlar. Düşük netlerle girersin bir yere falan. O ayrı bir konu dedim ya. Her yılın kendi içinde bir dinamiği var. O ayrı. Ama senin az çok kafanda işte Türkçeden 30'u geçeceğim. Matematikten bir 20'nin üzeri yaparsam çok iyi olur. Gibi gibi belirlemelerin vardır az çok değil mi? Kendi bölümünün sıralamasına bakmışsındır. En son kaç binde girmiş ona bakmışsındır. Az çok netler az bellidir yani aşağı yukarı. Doğal olarak o netleri tutturmaya çalışırsın. Onun için de disiplinli bir çalışma, verimli bir çalışma, sağlam bir tekrar ve düzenli olarak kontrol büyük işe yarar. Sürekli kontrol etmelisin ve bunları sen evde çalışarak, sadece evde çalışarak çok rahat yapabilirsin. İnternete burada ihtiyacın olacak. YouTube açacaksın. Hocalarını belirleyeceksin. Türkçeden şunu, matematikten bunu, tarihten şunu, coğrafyadan bunu. Adam akıllı bir liste oluşturacaksın. Güzel bir programla. Haftada ikişer üçer konu bitirecek şekilde devam edeceksin. Bu kadar. Kampları takip edeceksin. Kampları kaçırmayacaksın. Herkes emek veriyor. Matematikten vesaire vesaire hocası. Türkçeden vesaire vesaire. Yani herkes bir emek veriyor. Bu emeklere sen de dahil olacaksın. Başaracaksın değil mi? Bu izlenmeler boşuna değil arkadaşlar. Kamplara falan şöyle bir bakın. Öğrencilerin yüklendiğini göreceksiniz. Matematik, Türkçe vesaire. Yani bunlar boşa yapılmıyor. Öğrenciler de boşa izlemiyorlar. Yani sadece evde çalışarak şov yaparsın. Şov sınavı parçalarsın. O yüzden lütfen şu algıdan bir vazgeç. Hadi bu algıyı devam ettiriyorsun. Seneye de dershaneye çalışacaksın. E kazanacağın kesin mi? E bir bakıyorsun her şey aynı işliyor. Değil mi? Her şey aynı gidiyor. Yani iş aslında sende. Değil mi? Senin bir şeyler yapmanla, senin bazı şeylerden vazgeçmende hocam. Bazı şeylerden fedakarlık yapmanla iş. Nereye gidersen git. Derse kimden dinlersen dinle. Sen bir şeyler yapmadığın müddetçe boş. Peki devam. Netler düşük geldi diye bahane üretmekten vazgeç. Bir de bu var hocam. Yani acayip bahaneler üretiyoruz. Özellikle dershaneye giden öğrencilerde bunu görüyoruz. Ya hocam vallahi ben yani bilmiyorum ya. Bu dersimize şu hoca değil de şu hoca girseydi vallahi yan sınıfa o giriyormuş. Acayip olurdu hocam ya falan. Bu mesela en çok üretilenlerden. Ya da ya hocam vallahi git gel dershane süreci beni çok yıprattı. Ya şu yol olmasa evin yakınında bir dershaneye gitseydim seni öyle yapacağım falan diyor. Adam daha bismillah aralığın başındayız. Şimdiden gideceği dershaneyi planlıyor falan. Evi taşımayı düşünüyor falan. Neler neler. İşte hocam ben vallahi oturduğum yerde klima ya sınıfta şu arkamdaydı o beni çok hasta etti ya. Birkaç gün gidemedim. Klimayı şuraya alsalardı. Sonlara doğru artık dershaneye bahane bulmaya başlarsın. Çalışma sistemine ben çalışamıyorumlara bahane bulmaya başlarsın. Ertelemeler gelir artık çalışmalarda ve yavaş yavaş kopuşlar başlar. O yüzden bahane üretmekten tamamen vazgeçeceğiz arkadaşlar. Mevcut şartları ne yapacağız? Kullanmaya çalışacağız. Nasıl yani hocam anlamadım. Hadi gelin biraz daha açalım. Ya evdeki ortamı değil mi? Sürekli olarak engel görüyoruz değil mi? Bundan da vazgeçmenin tam zamanı arkadaşlar. Bakın nasıl gaza geldiysem ünlem üzerine ünlem geliyor. Bakın bu çok önemli. Hatta bir tane daha yapalım. Hakkını verelim. Üç ünlem olsun. Şimdi hocam ya kardeşim var mesela. Sürekli kapıyı çalan, dersini bölen bir kardeşim var. Ne yapacağız? Artık onunla yaşayacağız değil mi? Öyle devam edeceğiz. En azından bir süre. Ya en azından şu önümüzdeki 6 ya da ya adam akıllı 7-8 ay neyse sağlam bir şekilde değerlendireceğiz. İş bitecek. Yani evdeki ortamı sürekli olarak engel olmasından öyle görmekten vazgeçtiğin an yol almaya başlayacaksın. Ya çalışıyorsun 5 saat çalışıyorsan 4 saat çalışırsın belki adam akıllı o gürültüden şundan bundan ama olur. Yine olur. Allah var hocam içiniz çok rahat olsun. Yaptıklarınızı gören bir şey var. Doğal olarak mutlaka bunun karşılığını alacaksınız. Hiç kafanızda soru işareti olmasın. Yeter ki şu engelleri ortadan kaldıralım hocam. Gelin biraz da sizlerin yakarışlarını şöyle bir seslendirelim. Hocam diyor bu sene diyor denemek için gireceğim diyor. Allah bir bakayım ya diyor. Ya Bismillahirrahmanirrahim hocam. Adam bana şimdi bunu söylüyor. Mesela Aralık ayındayız. Hocam ne yaptın ya aralığın 4'ü ya Bismillahirrahmanirrahim. Yani denemek için gireceğim diyen öğrencinin bu sözünü şöyle parçalayıp atsak bu sene derece için gireceğim yapsak yeridir. Daha aralıktayız ya konuları en baştan 40 kere tekrar edeceksin. En baştan bomba kitaplar bitireceğin bir zamandasın. Ha bu kararı almışsan da bundan dönmen için tam zamanı hocam onu da söyleyelim olur mu? Bu düşünceden kesinlikle vazgeçmelisin. Yazık olmasın olur mu bu seneye? Ya şu kalan 6-7 ayda kasalım hocam. Ha olmadı mı? Önümüzdeki sene biraz daha az çalışarak bu işi halledebiliriz değil mi? Önümüzdeki 6-7 ayı 8 ayı neyse
kasmıyorsun. Nasıl olsa emek için gireceğim. Sonra Eylül ayı bir geliyor, başlıyorsun tutuşmaya. Hocam keşke çalışsaydım, konular birikmeye başladı şimdiden, değil mi? Doğal olarak ben diyorum ki şu kalan zamanda ya Aralık Haziran aralığında gece gündüz çalışalım, yüklenelim. Ha yine bu anlayış cebinde duruyorsa dursun. Ha olmasa bile sonra yapamazsan bile önümüzdeki sene müthiş bir donanımla girersin. Bir de onu düşün. Hedefi daha da yükseltebilirsin. Geldik bir diğerine. Mezuna kalma düşüncesi için çok çok erken bu algıya kapılmaktan vazgeç hocam. 12. sınıf hocam ben mezuna kalacağım artık seneye bakacağız diyor. Niye diyorum? İşte şöyle şöyle sebepler. Peki aşılamaz mı? Aşılır da hocam ya bilmiyorum birkaç hafta mı? Birkaç hafta mı alır? Ya bismillahirrahmanirrahim. Aralık ayındayız. Birkaç haftalık bir şey için ya da 1-2 aylık bir engel için ya mezuna kalmak ya bir anlamda bir yılı böyle ertelemeye gerek var mı yok? Varsa imkan kesinlikle zorlanmalı. Son anlarda alınacak kararlar bunlar. Lütfen o sene bu sene diyeceğiz, yükleneceğiz. Geldik bir diğer bahaneye. Hocam ben matematikten vallahi hiç anlamıyorum. Yok. İşte bu tarz ön yargılardan kurtulmanın tam zamanı hocam. Ondan vazgeçmenin tam zamanı. Dedik ya çok önemli bir aydayız. Yavaş yavaş yeni yıl telaşı. Yeni yılla birlikte artık Ocak ayıyla birlikte sanki böyle ikinci bir dönem başlıyor değil mi? Yeni bir dönem açılıyor. Sınav sanki yavaş yavaş bize yaklaşıyor gibi hissediyoruz ki öyle. Doğal olarak lütfen şu algılardan vazgeçiniz. Ne yapacağız? Ya yaz Allah'ını seversen Türkçenin konularını. Yaz matematiğin konularını. Hocam ben matematiğini hiç anlamıyorum. Hiç mi? Hiç hocam. O zaman temel kavramlarla işlem önceliğiyle bir başla ya. En azından ufak ufak bir başlangıç var. Yap. Yani bu işlem önceliği devamında mutlaka rasyonel sayıyı getirir. Rasyonel sayıyı az çok yapan birazcık böyle bölmeden çarpmadan üstlüğe gider, köklüğe gider falan. En azından sayılarla yürürsün. En azından bir problemlerde bir yaş problemlerine bir selam verirsin falan. Yani ne bileyim ufak ufak başlamakta büyük fayda var. Ebi koyukoklar ne bileyim oran orantılar vesaireler. Anlayacağım mutlaka ufak tefek kırıntı konular olacaktır. Onlar üzerinden yürümende büyük fayda var olur mu? Hiç anlamadığınız derslerde bunu yapın. Hocam ben Türkçeden hiç anlamıyorum. Ya en azından yazım kurallarında şöyle birkaç kuralı cebine koy ya. Değil mi? Bununla başlamalısınız, böyle yapmalısınız. Aman dikkat hocam. Bu algıdan da kesinlikle vazgeçmelisiniz. Geldik sona ve en büyük yanılgıya. Zaten hocam diyor kazanacak olsam şimdiden çok iyi olurdu netlerim. Yanlışından vazgeçmelisin. Hocam benim arkadaşım valla Aralık'ta Türkçeden 35 üstü yapıyormuş. Sonra? İşte sonra da şunu yapmış. Ya boşver şimdi sen onu. Devam ediyor falan büyük bir heyecan anlatmaya. Sen kendine bakmalısın demiştik eyvallah. Burada tam hem fikiriz tamız tamamız da. Şimdi Allah'ını seversen bu algıdan vazgeç hocam. Aralık'ta şu kadar net yaptım. Sonra? Ya aynı tempoyla ocağa geçeceğinin garantisi var mı? Yok. Aynı tempoyla Mart, Nisan, Mayıs çalışacağının garantisi var mı? O da yok. Ya da Aralık'ta 20 civarı net yapıyorsun. 20-25 Aralık'ı net yapıyorsun diyelim. Hadi biraz daha gerçekçi gidelim. Şimdi Ocak'ta yüklemediğin müddetçe aynısını devam ettireceğin ortada mı? Evet hocam. Hatta bu netlerin düşeceği ortada mı? O da ortada. Yani sen aralığa yükleme yapacaksın. Ocak'ta bu 25-26-27 olacak. Biraz daha yükleme Şubat'ta 30'u bulacaksın. Ondan sonra denemeler, kamplar falan derken bismillah yani bir zahmet sınavda da 30'un üzerini çok rahat göreceksin. Doğal olarak yani zaten kazanacak olsam da bu anlayışla Aralık'ta şu beklenti olmalı. Ekim'de kesinlikle böyle olmalıymışlarla kendini asla ama asla harcama hocam. Dedim ya bireysel farklılıklar var. Senin de gidişat bu. Sen kendine ekleyerek gitmelisin. Tamam. Peki. Şu vazgeç dediklerimizi satır satır bir not ediniz bir köşelere. En azından bu sayfa bana hitap ediyor dediğiniz noktaları not ediniz. Ve bunlardan vazgeçeceğimi yazınız. Bir iki hafta sonra da zaten üzerine vazgeçtim deyip kaldırıp atacaksınız o sayfaları. Peki hocam o zaman. Yarın 100 örnek. Tamlamalardan 100 örnekle görüşmek üzere. Kolay gelsin.